Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zaman zaman duyabiliyoruz. İşte dinde reform yapmak lazım, işte yapılmalı şeklinde söyleyenler oluyor. Neyi kastediyor bu insanlar? Yani reform denilince, dinde reform denilince neyi kastediyorlar? Bir de böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Yani yapmak lazım mı? Yapılacaksa da nasıl yapmak lazım? Mustafa Bey, reform kelimesi anlatılırken deniyor ki reform ıslah etmek demektir. Bozulan şey ıslah edilir, düzeltilir. Reform o manada. Yani bozulmuş bir şeyi eski doğru haline getirmek, düzeltmek demektir. Peki dinde reformcu, dini yenileyici, tazeleyici olarak ortaya çıkması lazım. İslam alimleri bu kelimeyi kullanmamışlar. Reform zaten bize battan gelen bir kelimedir. Peki yani, ne geçiyor? Battan çıktı, evet. İslam tarihinde geçen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Peki bunu niçin söyledi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Adem Aleyhisselam'dan itibaren her 100 yılda bir nebi geliyor. Bir peygamber. Her 1000 senede bir Resul geliyor. Resul yeni bir din getiriyor. Çünkü 1000 sene içerisinde insanlarda ve eşyalarda muazzam bir değişme meydana gelir. Onun için de Allah-u Teala kullarına onların ihtiyacını bildirecek şekilde o dinleri gönderiyor. Gönderen o. Peki arada gelen o her 100 senede bir gelen o nebilerse o Resul'ün getirmiş olduğu dini bugünkü eğer bu anlamda kullanılacak olursa ıslah etme anlamında ıslah ediyorlar. Yani o dine hurafe, o peygamberin, o Resul olan peygamberin getirdiği o dine hurafeler sokulmuşsa, yanlış şeyler sokulmuşsa asli haline, ilk geldiği haline geri çevirmek, içeriye sokulanları veya ilave ayıklamak. Edinleri, evet, ayıklamak, temizlemek. Evet, vazifeleri bunların budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Peygamber gelmeyecekse ama buyuruyor benim bu dinimi kuvvetlendiren benim varislerim gelecek. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra Aleyhisselatü Vesselam her 100 senede bir gelenler olmuştur. Bunlara müceddit denir. Reformist değil. Ayırıyoruz şimdi. Bunlar İslam alimidir ve Ehl-i Sünnet itikadındadır. Misal olarak İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri gibi. Bunlar müceddittir. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun 4 halifesinin Hulefa-i Raşidin deniyor. Onların zamanında dinde olmayan, sonradan dine sokulan, ekleme yapılan veya çıkarılan ne varsa bunları tekrar asli haline bunlar çeviriyorlar. Çünkü dini gönderen Allah-u Teala. İnsan diyor ki ben bunu bir düzelteyim. Senin yetkin yok ki, sen kimsin? Allah-u Teala kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'la göndermiş olduğu din hep baki olacaktır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu o varisler her 100 senede gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman bakımından neyi bildirdi? Nasıl inanması lazım? İbadetlerde, amellerde neler haramdır, neler farzdır, neler emredilmiştir? Emirler ve yasaklar nelerdir? Bu alimler bildirir ve çekilir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri tek başına zamanının o zaman batini fırkalar vardı. Batini fırkası bayağı yaygındı. Ondan sonra felsefeciler vardı. Yunan felsefesinin felsefecilerinin tesiri altında kalmıştı. Bunların hepsi aynı şekilde bu Yunan felsefesinden olsun o batini fırkalarının aynı şekilde düşüncelerinden, kitaplarından İslamiyet'e sokulmak istenen bazı şeyler vardı. Onların hepsini İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh kitaplar yazmak suretiyle hepsini temizledi. Asli şeklinde mi? Evet, asli şeklinde bildirdi. Peki sonraki asırlarda insanlar insanlar boş durmaz ki vaktiyle bir hükümdar, kendi zamanında yaşayan böyle alim, veli bir zat varmış, onu çağırmış. Demiş ki biz demiş hükümdarız, zaman dünyaya dalıp gidiyoruz. Arada sırada gel demiş, böyle demiş, bize sohbet et demiş, içimiz açılsın. Zaten demiş sizin zatınızı görünce biz demiş her zaman gelemiyoruz, fitneye de sebebiyet veriyor. Yani biraz sohbet etsin, yüzünü görünce ferahlıyoruz diye. Kabul eder misiniz falan diye. O da hay hay buyurmuşlar. İşte zaman zaman gelir gider. Hükümdar sorarmış dışarıda ne var ne yok. Efendim demiş iyiler iyilik yapmaya, kötüler kötülük yapmaya devam ediyor. İyiler iyilik yapmaya, kötüler de kötülük yapmaya devam ediyor. Hatta bu zatın bir komşusu varmış. Beni de hükümdara bir götürsen, beni de götürsen falan diye hükümdara arz etmiş. Demiş sen arada olduktan sonra hay. Fakat hasetçi birisiymiş. Bir gün böyle bu zat dişini çektirmiş, ağzında kanıyormuş falan. Hükümdarın huzuruna o komşusuyla beraber gitmiş. Hükümdardan müsaade etmiş çıkmış. O hasetçi demiş ki hükümdarım, ben demiş hükümdarımı çok severim ama işte gıybet etmekten hoşlanmam ama hükümdarıma da kıyamam. Öyle deyince demiş ya ne diyeceksen de et.
bu demiş işte bu zatı benim komşumdur. Siz demiş ona hediyeler de veriyorsunuz, süslü muamele ediyorsunuz ama sizin yanınızdan çıkınca diyor ki hükümdarın ağzı çok pis kokuyor. Bize böyle senden dert yanıyor. Dikkat ederseniz diyor sizin huzurunuza haber ediyor ağzını burnunu kapattı durdu diyor. Allah Allah. Hakikaten de öyle oluyor falan. Hükümdar hemen hükümdar bu. Kılıcı keskin olur hemen. Bir kağıt kalem istiyor, bir şeyler yazıyor falan. Zarfın içerisine koyuyor. Diyor ki bunu diyor o zata verin. Bu diyor ki ben komşum zaten ben veririm diyor. İyi. Ona ver falana götürsün. Falan yerdeki işte benim oradaki amirim, emirim neyse ona götürsün versin. Zarf alıyor dışarı çıkıyor. Diyor ki Allah Allah gene diyor herhalde hediye var bunun içerisinde. Bunu vermeyin ben alayım bu hediyeyi. Doğru gidiyor ona. Zarfı uzatıyor. Alıyor. Cellat diyor. Ne oldu diyor. Bak diyor. Vallahi diyor bu ben değilim. Beni ilgilendirmez diyor. Sen getir. Bu zarfı getirenin kafasını kopar diyor bana diyor hükümdar. Ve onun kafasını kopar diyor. 3-5 gün sonra o zat tekrar hükümdarın karşısına çıkınca sana verdiğim zarf ne oldu diyor. Gönderdiğim zarf ne zarfı diyor. Senin komşu. Diyor ki efendim 3-5 gündür göremiyorum. O komşuya ne oldu onu da bilmiyorum diyor. Bir araştırıyor. Zarfı o götürmüş oraya. Tamam işi bitmiş. Bu sefer o zat sormuş. Efendim diyor ne oldu? Hiç diyor. İyiler iyilik yapmaya, kötüler de belasını bulmaya devam ediyor. Şimdi Allah-u Teala peygamberler gönderiyor. O peygamberler vasıtasıyla gelen dinleri bozmak için çalışanlar her zaman var. Peygamber Efendimiz'den sonra da aleyhissalatü vesselam İslamiyet'i bozmak için harılarlı çalışanlar var. Allah-u Teala her 100 senede bu müceddit olarak bildirilenleri gönderiyor. Asli temiz haline tekrar onu kavuşturuyor. Bildiriyorlar. Ehl-i Sünnet alimleri vasıtasıyla. Peki zamanımızda reform diyenler, zamanımızda reform kullanılan, zamanımızda bu kullanılıyor, dini bunların maksadı değiştirmektir. Yani İslamiyet'in dışında, Müslüman'ın dışında bir şey kafalarındaki değil. Kafalarına göre, tamamen değiştirmek. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki dinde reform sapıklığını ortaya ilk çıkaran İbn Teymiye olmuştur. İlk çıkaran İbn-i Teymiye olmuştur. Mesela dinde reform isteyenlerin bu temel kitaplarına bir bakıyorsunuz. Ne istiyorlar, neler yapıyorlar falan. Bakıyorsun ucundan kıyısından yani ibadet kısmını törpülemeye, ondan sonra orucu törpülemeye. İşte hadis-i şerifte, bu hadis-i şerif uydurmadır. Bu ayet-i kerime manası böyle değildir. Dolayısıyla hani Nasrettin Hoca merhuma için yüklerler de Leyli'nin ayaklarını kesmiş, gagasını kesmiş. Demiş şimdi kuşa döndün demiş ya. Öyle diye anlatırlar ya. Evet. Bunlar da İslamiyet'in iman kısmını, ibadet kısmını tıraşlıyor falan. Ondan sonra kuşa çeviriyor. Bunlar reform dedikleri dinsizliktir. İslamiyet'i kaldırıp yok etmek yerine aynen Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın dinini değiştirerek bugün mesela Hristiyanlara bakıyorsun ibadet namına hiçbir şey çıkıyor. Ha bir kiliseye gidiyor oturuyor lan o şeyleri dinliyor çıkıp geliyor başka bir şey yok. Ne namaz var ne oruç var ne diye şeyler var. Hani Yahudiler hepsini katletmemişler. Yine Yahudilerde bazı kendilerine göre oruç bir şeyleri falan var ama Hristiyanlarda hiçbir şey kalmamış. Hepsini yok etmişler. Hiçbir şey kalmamış. Mesela İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde domuz eti haramdı. İçki haramdı. Bugün Hristiyanlar hepsi şakır şakır içki içiyorlar. Domuz eti yiyorlar. Hatta kutsal sayıyorlar. Evet kutsal sayıyorlar. Ve bir de aynı şekilde mesela zina gırla gidiyor. Zina orada yasak mıydı? Elbette ki yasaktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bizim dinimizde yapılan her yenilik, her reform fenadır, atılmalıdır. Ve yine başka bir hadis-i şerifte sözlerin en iyisi Allah-u Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bidatın hepsi dalalettir, sapıklıktır. Onun için kitaplarda anlatılırken bunlar bidattır. Yani bir şey ilave ediyorsun, bidattır. Bir şey çıkartıyorsun, bidattır. Yani bidat nedir? Mevcut olan bir sistem var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Hulefa-i Raşidin de aynı şekilde Ashab-ı Kiram bunu nakletmiş. Tabiinde kitaplara yazmış. Yapacağın iş sen kendini bu kalıba uydurma. Ha diyor bu zaman diyor değişti şimdi 5 vakit namaz olmaz diyor bunu değiştirelim. Camilere sıra koyalım. Mesela ezanı hoparlörle okuyorsun. Merkez sistemle okuyorsun falan. Hepsi bidattır bunun. Çünkü ezan ibadettir yüksek yere çıkarak okumak sünnettir. Hoparlörü koydun aynı şekilde şeyi değiştirdin. Dini değiştirdin. Yani ezanı değiştirdin. Evet. Ondan sonra hoparlörle namaz kıldırıyorsun.
Ondan sonra adam diyor ki bizim dükkana da bağlayalım camide bir hoparlörle, camiye gitmeye gerek yok, oradan ben uyuyayım diyor falan. Ne oldu? Değiştirdin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bildirdiğini değiştirdin. Ona uyman lazım. Yani caminin veyahut da yapacağın şeyleri. Niye Osmanlılar döneminde mesela Büyük Selahaddin camileri yapılmış? Çünkü asla sadık kalanmış. E bugün sen yumruk kadar mescidi alınmayınca ondan sonra alt kata, üst kata, yedi kata, sekiz kata falan çek şeyle ondan sonra ibadet yap. Olmaz o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki benden sonra Müslümanlar arasında çok ayrılık olacaktır. O zamanlarda yaşayanlar benim yoluma ve Hulefa-i Raşid'in yoluna yapışsın. Sonradan meydana çıkan moda olan şeylerden kaçınsın. Çünkü dinde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmaktır. Benden sonra dinde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizliktir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar ötesinde. Kesin ve net. Ha, mücedditlerin yaptıkları dine sokulan hurafeleri temizliyor. Ama bu dinde değişiklik yapanlar, namazda değişiklik yapanlar, mesela sandalyede namaz kıldırıyor adam. Yarın bir gün nargile de koyarsın. Ondan sonra yarın bir gün aynı şekilde çalgıyla da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okursun. Kiliseye çevirirsin. Kiliseye yani. Çevirirsin. Yani nasıl İsa Aleyhisselam'ın dinini kuşa çevirmişler ve İsa Aleyhisselam'la hiç bağlantısı kalmamış. İslamiyet'te öyle bir şey yapıp kendi kafalarına göre hareket edecek. Bunlar reformist deniyor. Dolayısıyla bunların dinle bir alakalar, bağlantılar da söz konusu değil efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalın.